900 gün sonra Dogecoin bir ilki başardı diyor. Peki hedef kaç dolar? Bunun üstüne konuşacağız. Ben de gerçekten de 900 gün sonra Dogecoin'in ne konuda başarılı olduğunu merak ettim açıkçası. Bu şekilde bir haber var. Ne var ne yok diye konuşacağız Dogecoin üzerinden. Doge fiyatı 900 günlük direnç çizgisini aştı. Günlük grafikteki RSI kısa vade düşüş yaşanabileceğini gösteriyor diyor. Evet, bir yandan da şöyle Dogecoin'e girelim ki ne var ne yok diye bakalım. Dün tabi sert bir yükseliş gerçekleşti. Ardından şu anda bir hafif geri çekilme etabı var. Altcoin'lerdeki genel hareket birbirine çok fazla benziyor. Ve bu hareket artabilecek bir dominansın, yani altcoin'lerdeki düşüklük veya yataylığın fakat BTC'deki sert yükselişlerin bir ibaresi olduğunu unutmamak lazım. Bununla alakalı zaten uyardık. Burada kapanışa da hiçbir şey kalmadı. Kapanışa da artık hem günlük hem haftalık kapanışa saatler kaldı. Tabi biz bunlardan konuşurken üstüne bir de günlük noktada dominansın ciddi bir MA50 desteği aldığını gördüğümüz zaman teknik noktada da bir doğrulama olduğunu görebiliyoruz. Haftalıkta da bir Golden Cross, dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Kapanışla birlikte yeni haftada, hafta içerisinde Bitcoin'de sert yükselişler, altcoin'lerde ise bir fiyatlayamayış durumu söz konusu olabilir. Doge ile alakalı konuşurken en çok dikkat ettiğim noktayı zaten biliyorsunuz ki bu da Elon Musk etkisi. Çok uzun sürmeyecek gibi gözüküyor Dogecoin'de bir Elon Musk etkisi. Bakın 2020'nin Kasım'ında bir altcoin düşünün ve fiyatı 2.025 dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? Devamında 2021'in Mayıs'ını düşünün, fiyatı 0.74 dolarlara kadar ilerlemiş. Yani inanılmaz bir şey. O yüzden Dogecoin ile alakalı konuşurken aslında geçmişte yapmış oldukları, geçmişte ne yaptığının önemi aslında potansiyelini piyasa içerisinde yansıtıyor diyebiliriz. Çünkü geçmişte yaptıkları neticede bunun sebep olduğu şeyi iyi anlamaktan geçer. Bunun adı da Elon Musk etkisi zaten. Tam tamına çok kısa bir süre içerisinde, yani aylar içerisinde 300x'lik bir fiyat yükselişi yapıyor. Bunu söylüyorum çünkü vaktiyle hani şu an düşünülünce şey gelir ya, birkaç ay içinde olur mu? Yani görüyorsunuz sonuçta ortada bir Nisan var, bir de Kasım var. Nisan, Mayıs, bir de Kasım yani. Bu kadarlık zaman diliminde 300 katlık bir değerlenme. Şu an 300 kat değerlenebilir mi Doge? Şu anda 300 kat değerlenmez. Ama yine bu kadar kısa süre içinde yine çok ciddi yükselişler yapabilir. Bunu da söylüyorum çünkü 2024 geliyor. Çünkü 2024'ün ocağında SEC ETF kabul edecek. Bu zaman dilimi içinde Elon Musk X üzerinde alım satıma başlayacağını, lisans alacağını açıkladı. Aynı şekilde Doge'un bir ilk hareketçi olduğunu unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda gelecek birkaç ay içinde Dogecoin'in X'e entegre olma ihtimali ve 12 Ocak tarihindeki yine şeyi de unutmamak lazım. Doge bir ay roketinin kalkacak olmasını da kesinlikle hesaba katmak gerekiyor. Bütün bunlar da Doge'un yapabileceklerine ilişkin belirgin bir ibare sağlıyor. Yani bütün piyasa uyurken Dogecoin sert kalkışlar yapabilir. En kötü ihtimalle takipte kalır. O yüzden Doge için yatırım yapabilme bakımından orta uzun vadeli düşüncede çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Yeni haftada 8.7'lere yoklayabilir. Biraz hafif kalabilir çünkü BTC sert yükselecek gibi gözüküyor. Bu kırılımlar 108'lere doğru fiyat hareketlerini tetikler. 7.8 dolar üstü kapanışlarda 10 sent test edilir. Yani çok doğru değil. Dogecoin fiyatı Kasım'da 7.8 sente ulaştı. Ancak BTC fiyatındaki dalgalanma onu da negatif etkiledi. Bitcoin şimdi 37 bin doları geri alsa da koruyup koruyamayacağı belirsiz. korudu. Yani sonuçta hafta sonunu 37 bin dolar üzerinden kapattı. Birkaç saat kaldı şurada. Zaten haftalık kapanışın gerçekleşmesine. Dolayısıyla korudu diyebiliriz. Yeni haftanın başlangıcı da pek çok açıdan Bitcoin için pozitif olacak gibi duruyor. Peki Dogecoin yatırımcıları için sıradaki şey ne? Güncel fiyat tahminleri kısa vadede nasıl bir rota öngörüyor? Dogecoin yorumları güncel fiyat tahminleri dediğim gibi yeni haftada 8-7'lere kadar bir yükseliş ihtimali yüksektir ama bunu kırıp 10.8'lere devam edecektir muhakkak ama bu hafta içerisinde olur mu şüpheli. Çünkü dominans etkisinde ciddi artışlar yaşanabilir. Bu da Doge'da dahil olmak üzere altcoin'lerin genelinde bir bu tarz fiyatlayamama durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durum yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Doge fiyatı bugüne kadar ATH seviyesinden gelen azalan trend direnç çizgisinin altında kaldı. Haziran 22 döneminde 4.9 sente kadar düşmesini sağlayan bu direnç fiyatı yakın zamanda yine yakın bölgeye itecekti ki genel piyasa toparlandı. Daha sonra Doge fiyatı sıçradı ancak dirençten çıkmayı başaramadı ve başarısızlık yeni satışlar doğurdu. 9 gün sonra Kasım ayında Doge fiyatı bu sefer başarılı biçimde trend çizgisinden çıktı. Eğer BTC'de sürpriz ve hızlı kayıp serisi başlamazsa yatırımcılar Doge fiyatının yeniden yükseliş trendine girdiğini görebilir. Üstelik BlackRock destekli Ether ETF başvurusu altcoin'lere yeni bir canlanma getirecek. Altcoin boğaları Ether öncülüğünde oldu ve şimdi Ether fiyatı buna zorlanıyor gibi görünüyor. Tabii Ether fiyatı ayrı bir konu fakat doğru Ether'de de çok ciddi yükselişler yaşandı. Nitekim BlackRock'un yapmış olduğu son başvuru piyasasına Ether'e ciddi bir FOMO yarattı diye bu durumunda altını çizmek gerekiyor kesinlikle. Ether de iyidir. Ether alımları da yatırımcının işine gelecektir diye söyleyebiliriz burada. Doge fiyat yorumları. Burada önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Kaleo konuşuyor. Daha fazla ilgilenmeye başladı vesaire. Şurada bir şey var mı? Söylerken günlük grafikte geri çekilme ihtimali şüpheleri beraberinde getiriyor. Zannetmiyorum geri çekilme olacağını ama yavaş yukarı hareket edecektir. Eğer düşüş görürsek 6.7 yok. Yani artık bu 6.7 sent gibi fiyatlar artık buralar biraz ütopik. Bu tarz geri çekilmelerin olacağı zaman dilimleri içerisinde değiliz artık. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.